Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Hz. Ömer'in satın aldığı serçe kuşu. Çocuğun biri yakaladığı bir serçe kuşuyla oynayıp duruyordu. Oynarken de kuşun canını acıtıyordu. Oradan geçmekte olan Hz. Ömer çocuğa sordu. Delikanlı, bak zavallı kuşun kanatlarından tüyler dökülüyor. Çırpına çırpına da takatten düşmüş görünüyor. Ne olur hayvancağızı bıraksan. Çocuk yaramaz olduğu kadar da merhametsizdi. Hayır, ben bu kuşla oynuyorum. İsterse kanatlarını koparırım. Onu ben yakaladım. Burada biz olsak çocuğa ne yapardık? Biz olsak çocuğa terbiyesiz, ahlaksız deriz. Hatta seni ailen böyle mi yetiştirdi diyerek ailesine laf söyleriz. Bakın Hazreti Ömer ne yaptı? Çocuk bırakmayınca halife buna çok üzülmüştü. Bir teklif daha yaptı kendisine. Sana bir altın versem kuşçağızı bırakır mısın? Hayır, bırakmam. Ya 2 altın versem? Hayır, yine bırakmam. Peki 3 altına ne dersin? Küçük yaramaz buna dayanamadı. 3 altına razıyım dedi. Hazreti Ömer, al sana 3 altın deyip parayı uzattı ve serçe kuşunu alıp havaya doğru fırlattı. Pırıl pırıl çırpındığı kanatlarıyla bir anda gözlerden kaybolan serçenin arkasından sevinçle bakan halife Ömer radıyallahu anh, hayvanlara merhamet etmemiz lazım. Hayvana acımayana Allah da acımaz diyerek yoluna devam etti gitti. Seneler sonra vefat etmiş olan Hazreti Ömer'i salih birisi rüyasında gördü. Salih birisi demek iyi bir insanın rüyasında gördü. Biliyorsunuz 2 türlü rüya vardır. Birisi rahmani rüya, diğeri şeytani rüya. Rahmani rüya peygamberlerin rüyası. Gece gördüğü rüya gündüz aynen çıkardı. Şeytani rüya ise başı sonu olmayan abuk sabuk rüya. Benim gördüğüm rüyalar gibi. İşte Hazreti Ömer'in sadık ve salih arkadaşı Hazreti Ömer'i rüyasında görüyor. Ya Ömer, Rabbin seni nasıl karşıladı, sorgun nasıl geçti, şimdi rahatın nasıl diye sordu. Şöyle cevap geldi. Rabbim beni çok iyi karşıladı. Sorgum kolay geçti. Rahatım elhamdülillah çok iyi. Ne sebepten Allah seni iyi karşıladı? Hazreti Ömer şu bilgiyi verdi. Ben bir serçe kuşunu yaramaz bir çocuğun elinden kurtarmıştım. Meğer kuşcağızın yuvada aç bekleyen yavrusu varmış. Yaramaz çocuk onu öldürseymiş, yavrusu aç kalacak, yuvada ağzını aça aça ölecekmiş. Ben 3 altın verip de serçeyi kurtarınca yavrusunu da ölümden kurtarmış olduğumdan Rabbim bundan çok memnun olmuş. Bu yüzden beni cehennem ateşinden kurtardı, sorgumu kolaylaştırdı ve iyi karşıladı. Hazreti Ömer'in bu cevabı Peygamberimizin şu hadisini hatırlatmaktadır dostlar. Efendimiz diyor ki, siz yeryüzündeki canlılara acıyın ki gökyüzünde melekler de size dua etsin, merhamet dilesinler, Allah'ın merhametini kazanasınız dedi. Evet, kurtlara, kuşlara, sokak hayvanlarına iyilikte bulunun dostlar. Yapılan iyilik ama bu dünyada ama öbür dünyada mutlaka karşımıza çıkacaktır. Bütün iyilere, iyilik sevenlere, iyiliğe teşvik edenlere selam olsun. Kanalımıza üye olmayı unutmayalım dostlar. Hoşça kalın, iyilikte kalın. Allah'a emanet.